Gölet. Şu anda Sakarya Kültürel Doğal Kaynakları Koruma Derneği Başkanı Osman Zor'la birlikteyiz. Başkanım, bugün Molla Köyü civarında kurban başlarının görüntüsüyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Kurban nedir? Kurbanı bilmek lazım. Kurban dinimizin bize lütfettiği değerlerdir kurban. Önce kurban insanların kurban edileceği bir süreç yaşamıştır dünya. O süreçte kurban doğmuştur. Kurban Allah'a karşı yaklaşacak bir ibadet şeklidir. Kurbanın eti ve derisi, başı kurban Allah'a yaklaşacak değildir. Ama onun ruhu, inceliği, hassaslığıdır. Onun koyduğu kurallardır. O kurallar nelerdir? Kurbanın kesilmesi, kurban edilebileceği kurallar vardır. Kurbanın kendisinden fiziki olarak kurbanın hangi hallerde kurban edilebilirden başlar. Ondan sonra kurbanın eti, kurban kesildikten sonra kurbanın her et parçası bir değerdir. Dinin bize emrettiği bir değerdir. Bu kurban etinden neden kurban eti insanlar arasında paylaşılması da vardır? Çünkü kurban ete ihtiyacı olan insanlar, et alamayan insanlar kurban süresinde, söz önünde et imkanına kavuşacak olan insanlar içindir büyük değeri. Bu gördüğümüz manzarada biraz önce arkadaşlara sordum. Bir tanesi arkadaş, yönetimdeki arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki bir kelede 7 kilo et vardır dedi. Ben bu bayramda bizzat, siz Fehmi Bey siz de şahitsinizdir. Büyük bir köye gitmiştim. O köyde insanlara demiştim ki, muhtara demiştim ki mağdur insanlara kurban etinden pay nasıl veriliyor diye sorgulamıştım. Kendi derneğimin üyelerinden en az 20 kişi kadar bana şunu söylemişti. Başkanım, bize kurban eti gelmiyor. Bize kurban eti verilmesinde yardımcı olur musunuz demişti. Ben çok üzülmüştüm. Kendi hissedarlarım, yani birlikte 7 kişi kestiğimiz kurbanın hissedarlarıma teklif ettim. Dedim ki dışarıya vereceğiniz et konusunda burada bir torba koyayım. Birer kilo mi koyarsınız, ikişer kilo mi koyarsınız? Derneğimizde böyle mağdur olan insanlar var. Onlara et verelim de. Hiçbir tanesi hiçbir parça et koymadılar. Benim çok zoruma gitti. Allah kabul etsin. Ben kendi etimden verebildiğim kadar verdim. Ama bu 7 kilo, bir başta 7 kilo et olabilecek etin fakir fukaranın hakkını buralara atacak hangi zihniyettir ki kurban değerinden bu zihniyet ne kadar uzaktadır? Bu zihniyetin sorgulanması, araştırılması gerekir. Ama ben bu kelimemi burada söylerken ben bunu araştırmayacağım anlamına gelmez. Bunun arkasını bırakmayacağım. Hangi kurum, kuruluş, kim, kimler tarafından olmuşsa ben bunu takip edeceğim, sorgulayacağım, ilgili birimleri aşife edeceğim. Bu kadar bariz cahillik olamaz yani. Dini inançlı insanların bu kadar cahilhane hareket yapması çok acı vericidir. Yani bizi üzüyor. Bir Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği olarak insanlara paylaşımın ne demek olduğunu anlatmaya çalışırken dinimizin getirdiği bu değeri de bu kadar cahilane 7 kilo, bir başta 7 kilo et olabilecek bir eti suya atmanın hangi cahil zihniyetten doğduğunu araştıracağım. Bırakmayacağım bunun arkasını. Bir de koku var. Koku. Demek ki onu israf ettirmeler. Yani o 7 kilo kadar olabilecek bir eti değerlendiremeyen hangi zihniyetse koku durumuna getirdikten sonra atmışlardır onu büyük ihtimalle. Bu zihniyet dini inançları yara aldırır. Böyle yaraya da fırsat vermeyeceğim. Ben bunu gerekirse ilçe müftüleriyle görüşeceğim, paylaşacağım. Bunu gerekirse ileride bunu basına da demeç vereceğim.